bu. Şimdi size hakikaten halkımızın ne seviyede bir akıl tutulması yaşadığını, dangalaklık demek istemiyorum ama dangalaklık da diyebilirsiniz, nasıl bir ahmaklık halinde olduğumuzu ve bu memleketin sorunlarının nasıl çözülmesinin neredeyse imkansız hale geldiğini bir adam üzerinden göstereceğim. Kendisine Hacı Hoca deniyor, kefen satıyor, terlik satıyor, bilmem ne satıyor. Bu herif bakın, abartmıyorum. Bu herif binlerce insana resmen şunu söyledi. Bir görelim. Bir kurşundan iki yapını geberiyor diyor ya. Bunu orada yaşayan adamdan anlattılar. İhsan Şenok Hoca Efendi bizzat bana anlattı bunu ya. Orada gitti onlarla Katar'da bütün komutanlarını şeyle görüştü. Ya diyor bir kurşun atıyoruz diyor iki kişi birden düşüyor diyor ya. Ya arkadaş Allah aynı Allah diyor. Ya arkadaş bir kurşun atıyormuş iki kişi birden ölüyormuş. Diyor ki bunu bana İhsan Şenocak Efendi söyledi diyor ya, ya bana söyledi diyor gitti yaşadı diyor. Ya arkadaşlar artık ahmaklık, artık cehalet, artık rezalete dönmüş durumda. Ve bu ülkede siz meselenin başka yerinden bakarak ya sınıf mücadelesi bilmem ne falan başka bir dünya arayışı, daha güzel hak, hukuk bilmem ne arayışı içerisindesiniz ve karşınızda böyle bir topluluk var ve bu güruh, bakın bu güruh sadece bizde değil dünyanın çok başka pek çok bölümünde tarikatlar, cemaatler vesaire ilişkileri var. Bir felaketle karşı karşıyayız. Bir rezaletle karşı karşıyayız. Bir utanmazlıkla karşı karşıyayız. Bunu destekleyen bir sistemle karşı karşıyayız. Cehaletin feraseti deniyor yani. Şeyh uçmaz mürit uçurur diyor dili. Evet. Şeyh uçmaz mürit uçurur. Evet bu adam diyor ki ben bir mermi sıktığımda iki kişi devrildi diyorum inanıyorlar diyor. O zaman diyor ki ben bir tokat attığımda 15 kişi devrilir. Ben bir üflediğimde böyle olur. İçindeki cini de çıkartırım. Kafamdaki bilmem neyi de çıkartırım. Ne istersen yaparım. Yani böyle bir şaklabanlığın, böyle bir soytarılığın, böyle bir rezaletin din diye yutturulduğu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bunlara itibar ettiği, tarikatların, cemaatlerin, menzilin, servetinin ucu bucağının olmadığı, bütün bunların iş gördüğü, hastanenin bilmem nenin olduğu bir rezalet çağını yaşıyoruz. Yani bu adam gerçekten Türkiye'de bu kör cehaletle, yani dini olarak da kör cehalette yetmiyor. Bu atıp tutmalarla bu kadar insanı etkiliyorsa eğer, burada artık adamın bir suçu yok. Burada artık adamın bir suçu yok. İçinde bulunduğunuz toplum bu. Toplum bu. Bakın.